Efendim yine şahane, şahane bir yarışma olacak. Eminim çok eğlenceli bir program olacak. Çünkü çok hırslı, çok eğlenceli ailelerimiz var. Şöyle biraz göz gezdirdim, ailelerimize baktım. Gerçekten kazanmayı çok istiyorlar. Rekabete hazırlar. Hem de çok hırslılar. İlk ailemiz Albayrak ailesi. Biliyorsunuz Berna evlerine gitti, onları ziyaret etti, onları tanıdı. Bizle de şimdi tanıştıracak. Bakalım neler konuşmuşlar, görelim. Heyecanlı dakikalar bizi bekliyor. Albayrak ailesinin kapısının önündeyim. Ah, bayılıyorum ben bunlara ya. Bakalım neler bekliyor bizi. Şans çaldı kapıyı. Hoş buyurun, hoş geldiniz. Şans kapımızda şu an hoş geldiniz. Çaldı. Buyurun o zaman evimize hoş geldiniz. Efsane yalnız. Geliyorum. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. O nasıl bir kapı açmaydı öyle? Bayıldım. Teşekkür ederiz. Ne tatlı bir eşim. Sizin enerjinizden kaynaklanıyor. Hayır. O kendine has bir enerji. O zaman hemen sizi tanıyalım. Tamam. Evet. Tamam. Adım Erol. Ya çok tatlılar. 89 doğumluyum. Sinop doğumluyum. Aa, ben de. Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir şirkette çalışıyorum. Eşim ev hanımı İrem. İrem, ben. İrem. Baldızım, Mefaret. Kız kardeşiyim. İstanbul Üniversitesi'nde tıbbi dokümantasyon sekreterlik birinci sınıf öğrencisiyim. Kardeşim. Ben aşçıyım. Aşçı mı? Wow. Yetenekli insan. Ben ev hanımı. Öyle. Olsun evet. Kız. Ev hanımı kolay mı? Çocuk da var bizim bir tane. 1,5 yaşında kızımız var. Nerede o? İçeride. İçeride mi? Evet. Olsun, uyuyor muhtemelen. Uyuyor, evet. Ay, kıyamam. Peki, Karadenizlisin. Ki ben çok severim. Hırslısın değil mi? Hani... Hırslıyız. Parayı Eşim almaya de geliyoruz. Hırslıdır. Ben de çok hırslıyım. Sen kesin hırslısın. Kapıya bir açışım var. Merhaba falan kaldım böyle. Eşim Sinoplu ama ben Rizeliyim. Rizeliler böyle olur. Eyle maşalı kadınlar. Eşim yanında pek konuşamıyorum. Aynen. Aynen. Ya vallahi helal olsun. Kadının gücü falan tabii ki. Erkeklerin evimizin direği tabii ki de tabii ki. Ayrım yapmıyoruz. Evet, evet. Bayıldım yalnız. Hırslısın demek. Hırslıyız. Peki özel bir yeteneğin var mı? Sahnede sergilemek istediğin hani oyunlar ile yani, alakalı stratejilerin var mı? Oyunları tam olarak hakim olmadığım için bilmiyorum ama o an sahnede ne ortama göre ben, evet. Her şey hayal değişir. Her şey olabilir. Evet. Kıvrak zekan demek ki ön planda olacak. Yani. Elinle her iş gelir. Ben işime güveniyorum. Peki senin hiçbir taktiğin var mı? Asıl merak ettiğim konu o şu an. Ben pratik zeka olarak orada gözlemleyeceğim. Hmm. Rakibi ezeceğim. Hmm. Eşime bravo, daha çok destek, kuvvetle ödülü alıp geleceğiz. Ya sana helal olsun. Bir daha o zaman. Bir daha o zaman. 50 bin lira büyük bir ödül biliyorsunuz. Evet. Ne yapmayı planlıyorsunuz 50 bin lirayla? Ya, ufak tefek borçlarımız var. Onları kapatıp kızımıza bir oda yapmayı düşünüyoruz. 50 bin lirayla kızımıza evet. Güzel oda bir yapacağız. Oda yapmak istiyorsunuz. Ya. Evet. Peki onunla ilgili hiçbir fikriniz var mı? Nasıl olacak renkleri? Ben çok araştırıyorum. Hani güzel bir şey olsun diye düşünüyoruz. Bakalım inşallah. Ne kadar şanslı bir evlat değil mi? Böyle bir anne baba gerçekten güzel bir şey. İyi peki o zaman bakalım stüdyoda neler olacak ben gerçekten çok merak ediyorum çünkü inanılmaz bir enerjimiz var. Biz de merak size. Ediyoruz. Elinizi koy. Bol şans diliyorum. Biz geliyoruz. Albayrak ailesi kuliste. Berna da yanlarında. Bakalım son durumlarını görelim heyecanlarını ondan sonra buraya davet edelim. Hoş geldiniz. Hoş Albayrak efendim. Ailesi şu anda benim yanımda. Yaklaşabilirsiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Heyecanlı bir gün bizi bekliyor biliyorsunuz. Büyük bir ödül var. Şimdi evet. Hemen kısaca bir muhabbet edelim. Sonra sizi stüdyoya uğurlayacağım. İrem Hanım. Efendim. En son ben rakibimi çökerteceğim dediniz. Eşimi evet. O şekilde destek olacağım dediniz. Hala o hırsı evet. Devam ediyor kesinlikle. Mu? Kesinlikle. Eşime güveniyorum. Eşimin hırslı bir şekilde alacağına güveniyorum. Biz alıp gideceğiz. Alıp gideceğiz. Evet. O kadar güveniyoruz. Evet. En son dedin ki ben zekamla rakibimi yeneceğim dedin. Hırsın hala devam ediyor. Devam ediyor. Üstüne katlanarak devam ediyor. Üstüne katlanarak evet. Devam ediyor. Peki rakibine söylemek istediğin iddialı bir söz var. Biz Karadenizliyiz. Umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar. İddialı bir söz geldi. Evet. Bakalım stüdyoda neler olacak? Emre Bey sizleri bekliyor. Buyurun efendim. Bol şans dilerim. Teşekkür ederiz. Evet.
Meraklı Karadeniz ailesi, Albayrak ailesi geliyor alkışlarınızla. Çal kapıyı çalınca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şans kapıyı çalınca. Erol hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre. Nasılsın? Bey. Sağ olun Emre Bey, heyecanlıyız. Peki ne düşünüyorsun sence? Ne olur bu yarışmanın sonucu? İnanıyor musun yani kendine? Yani kendimize güveniyoruz tabii ama karşı tarafı da görmek istiyoruz. Hırslı mısındır? Evet, hırslıyımdır. Ve becerikli misindir? De el becerisi olarak yetenekliyimdir. İyisindir. Aynen. İrem hoş geldin. Hoş buldum. Sen nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Güzel. Evde çocukla zaman geçiyor. 1,5 yaşındaymış galiba. Evet. Allah bağışlasın. Teşekkürler, sağ olun. Peki erkek miydi, kız mıydı? Kız. Ay canım benim. Hoş geldin. Hoş buldum. Seni tanıyalım. Kız kardeşiyim. Öyle mi? Evet, üniversite öğrencisiyim. Okuyorum. Hangi üniversite? İstanbul Üniversitesi. Aa, okuldaşız. Ben de İstanbul mezunuyum. Peki sen de hoş geldin. Kardeşsin evet, herhalde kardeşim. Sen de. Kardeşim. Adım Erkan. Erkan. Aşçıyım ben de. Aa ne güzel. Evet, özel bir otelde. Nereden okudun? Yani aşçılığı... Ben lisede aşçılık okudum. Ha. Konya'da da, sonra da rehberlik okudum. Ha, ama aşçılığı tercih ettim. Onun üzerine devam ettim. Anladım. Evet. Çok iyi. Harika. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani Karadenizliyiz diyorsun. Bizim umudumuzun evet, bitti. Yani inadımız başlar diyorsun ama diğer aile de Karadenizli. Evet. Biliyor musun bunu? Onu da öğrendik evet. Onların da umudunun bittiği yerde inadı başlayacak. Çok inatçı bir yarışma olacak gibi. Alkışlarınıza sizi yeriz alalım. Diğer ailemizi tanıyalım.